Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fondötensiz yaz makyajımı nasıl yaptığımı göstermek istedim. Yazın tabii ki nem fazla yüksek olduğu için ten ürünlerini minimal sürmek istiyoruz. Ben de sizler gibi düşünenlerden biriyim. Fondöten cildimde gerçekten fazla ağır geliyor. İnce yapılı olanları kullanmak istesem bile gün içerisinde nemden, terlemeden dolayı böyle fondöten istediğim gibi durmuyor gün içerisinde yüzümde ve parça parça zaten sökülüp atılmaya başlıyor. Ama güneş kremini de hiçbir zaman ihmal etmiyorum tabii ki. Aslına bakarsanız fondöten siz makyaj yapmanın bir avantajı da güneş kremini çok kolay tazeleyebilmek. Çünkü fondöten üzerine genelde böyle makyaj ürünlerinden hangileriyle gün içerisinde tazeleyelim diye hep böyle bir çabaya giriyoruz. Ama fondöten veya herhangi bir ten ürünü olmadan makyajın üzerine güneş kremini tazelemek de gerçekten çok daha kolay oluyor. Yanınızda en azından böyle allık gibi kullanabileceğiniz bir ürüne güneş kremi tazeleyip hop hop Allah sürüyorsunuz. Makyaj hemen tekrardan şöyle bir temiz yenilenmiş bir havaya giriyor. Ben de o yüzden bugün fondötensiz makyajımı yapayım istedim sizlere. Şimdi hazırsanız hemen videoya başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz abone olursanız ve aşağıdaki zil işaretine basarak kanal bildirimlerinizi açarsanız çok sevinirim. Haftada iki ya da üç kez düzenli olarak videolar yayınlıyorum bu kanalda. Aynı zamanda beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da yine kozmetik ürünlerle ilgili pek çok paylaşımda bulunuyorum. Bir de bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdi Hemen videomuza geçiyoruz. Şu anda yüzümde sadece bir nemlendirici var. Herhangi bir şey sürmedim. Ee, hiçbir kapatıcı falan da yok. Direkt ben bunun üzerine güneş kremi uygulayarak başlayacağım. Bu güneş kremi daha önce sizlere favorilerimde söylemiştim. Çok beğendiğim güneş kremlerinden bir tanesi bu. Missha'nın daha doğrusu Apio'nun Pure Black Daily Sun Cream isimli olan ürünü. Ee, bu elimdeki küçük boyu. Bunun daha sonra bir büyük boyunu da çıkardılar yüzlük olan sanırım. Ee, ben onu almıyorum çünkü sürekli böyle yeni ürünleri de denemek istediğim için bu boylar bana daha uygun geliyor. Ee, yapısını çok seviyorum. SPF içerisinde 45 ve PA'sında da 3 artısı bulunuyor. Çok da güzel narenciye kokan bir güneş kremi. Bu arada güneş kremleri videosu gelecek. Biraz geciktirdim çünkü böyle güneş kremlerin hepsinin uygulanmış halini de sizlere göstermek istedim. Böyle her gün o görüntüleri kameraya alabilmek ve o anki koşullar içerisinde kamerayı kurup hemen karşısında bunları çekebilmek de gerçekten çok zor oluyor. E, elimde bulunan bütün güneş kremlerin hepsini sizlere uygulanmış halini göstermek istediğim için birazcık geciktirdim. Bildiğiniz üzere yani bunları biz iki parmak metoduyla uyguluyoruz. Bayağı bol bol sıkarak iki parmak yönteminde uyguluyoruz. Ben şu anda açıkçası birazcık hani ortamda karanlık belki fark etmişsinizdir. Günün aslında hani böyle biraz geç saati. Şu anda güneş kremini sadece size göstermek için uyguluyorum. Normalde akşam olmak üzere güneş kremini bu saatte uygulamama gerek yok. Bunu böyle biraz dağıtacağım. Bu arada bu kremle ilgili de böyle hafif bir bilgi vereyim size. Bu güneş kremini ben çok seviyorum. Çok güzel. Böyle narenciye kokusu var. Cildinize sürerken böyle mis gibi mandalina gibi kokuyor. O kadar güzel ki ben çok gerçekten beğeniyorum. Ve bunu açıkçası ben yazın tatil yerinde, güneşin altında, sahilde de kullanıyorum ve kesinlikle e, hiç rahatsız etmiyor beni. Terletmiyor yüzümü, böyle kusmuyor yani cildimden herhangi bir şey. Çok güzel emiliyor. İçerisinde bunun kimyasal koruyucular var, kimyasal filtreler bulunuyor. Dolayısıyla beyaz beyaz bir iz bırakmıyor aslında. Emildikten sonra cildinizde herhangi bir sıkıntı, bir sorun yaratmıyor. Şimdi güneş kremi uyguladıktan sonra açıkçası bunun cildime oturması için 20 dakika ya da yarım saat kadar bekledikten sonra ben makyajımı yapıyorum. O yüzden şimdi hani bunu şu anda da süre olarak geçmesin diye devam edeceğim ama normal şartlar altında güneş koruyucunuzun tabi dediğim gibi gündüz değil şu anda hava kararmak üzere olduğu için akşam saati olduğu için bu şekilde yapıyorum. Gündüz saatinde ben güneş kremi uyguladıktan sonra 20 dakika yarım saat sonrasında yaptığımda herhangi bir sıkıntı yaşamamış oluyorum. Şimdi ben bunun üzerine uygulayacağım ama siz farz edin ki 20 dakika veya dediğim gibi 30 dakika geçtikten sonraki haliymiş gibi düşünün. Şu an birazcık daha hafif daha böyle aydınlık gibi görünse de cildimde. Oturduktan sonra emildikten sonra bu bu kadar da böyle parıltılı görünmüyor. Karma ciltlerin çok seveceği bir ürün onu da söyleyeyim tekrardan ve buradan makyaja devam edelim. Ten ürünü kullanmayacağım. Fondöten, BB krem, herhangi bir böyle örtücü, cildimi tamamen kaplayacak bir ürün kullanmayacağım. Ten ürünü kullanmayacağım dedim ama kapatıcı kullanacağım. Göz altlarımı birazcık kapattığım zaman daha böyle yorgun ifade yüzümden aldığını düşünüyorum. O yüzden kapatıcıyla devam edeceğim. NYX'in HD kapatıcısını kullanacağım ben. Şöyle göz altlarımı birazcık bırakacağım. Birazcık eşitlesin diye. Bir de şöyle hafif bazı bölgelerde izlerin olduğu yerlere birazcık koyarak buralara da Hafif eşitlemek için birazcık bırakıyorum üründen. Ondan sonrasında bunun arkasından La 136 numaralı olan fırçasıyla göz altlarıma şöyle bunu hemen geçiyorum. Çok böyle sadece göz altında bırakmayacağım. Etrafa da yayacağım ki hani böyle renk geçişi çok bir anda belirgin olmasın. Çok hafif iz gördüğüm yerlere şöyle geçiyorum. Pudra olarak çok sevdiğim bir pudrayı kullanacağım. Her videoda gösterdiğim Wet n transparan pudrası. Şimdi bana özellikle söylüyorsunuz güneş kremin üzerine pudra kullanılır mı? Tabii ki kullanılır. Ben de kullanıyorum zaten. Güneş kremi karma cildimde hemen böyle bir saat, bir buçuk saat sonrasında aşırı da hava nemliyse ve sıcaksa hemen böyle parlama yapmaya müsait olabiliyor. O yüzden de ben hemen üzerinden pudra geçiyorum. Hemen derken yine dediğim gibi yarım saat sonrasında üzerinden pudra geçiyorum. Şimdi yine aynı şekilde yani her zaman uyguladığım gibi pudradan bir miktar alıyorum. Tüm yüzüme bu pudrayı geçeceğim ki bu güneş kremini parlak göstermesin. Pudrayı özellikle hafif hafif böyle bir fırçayla uyguluyorum ki çok nazik böyle değdiriyorum yüzüme. O zaman güneş kreminde de herhangi bir şekilde bir dağılım olmuyor ve ben bu pudra ile mesela çok e, uygulamaktan çok mutlu oluyorum çünkü yüzümü de kurutmuyor ama aynı zamanda da parlaklığı da alıyor. Şimdi bunun üzerine gelelim bronzer uygulamaya. Bronzer olarak Maybelline City Bronzer isimli olan bu sevdiğim açık tonlu benim elimdeki light cool olan rengini birazcık uygulayacağım. Bunun tonu çok açık olduğu için tende böyle aşırı koyu durmadığı için yaz makyajına başka bir ten ürünü kullanmadan bu tür bir makyaja daha çok gittiğini uyduğunu düşünüyorum ben benim tenim için tabii ki birazcık boyutlandırmak biraz ısıtmak için bunu geçeceğim çok belirgin değil o yüzden böyle korkmadan uygulanabilecek bir renk bu light cool olanı. Far olarak da Lottie London'ın bu The Rose Gold isimli olan paletini bugün uygulamak istedim. Bu paletin hepsinden yine değil ama içerisindeki renkleri çok beğeniyorum. Özellikle de böyle yaza çok uyan, daha natürel makyajlarda güzel duran ürünler var içerisinde, renkler var. Şimdi buradan hemen sıklıkla kullandığım şu yukarıdaki ortadaki renkten alacağım ve bunu göz kapağımın şuraya katlanma bölgesine bir gölgelendirme vermek için uygulayacağım. Şimdi de bunun üzerine buradaki ışıltılı renklerden kullanmak istiyorum. Şuradaki daha böyle gold yansımalı olan bir renk var. Onu alarak göz pınarına itibaren uyguluyorum. Bunun devamında da şurada bir tane daha böyle yavru ağzı gibi yine ışıltılı bir renk var. Bundan alıyorum. Onu da hemen şöyle orta yerden itibaren de onu uyguluyorum. Şurada ikisini karıştırıp bu haliyle bırakacağım. Aynısını diğer gözüme de hemen yapıyorum. Bu palet mesela böyle yazın tatile bir yere gideceksen her direkt çantama atıp başka palet almayacağım paletlerden. Çünkü bunun içerisindeki renkler bence natürel ve yaza çok uygun. Işıltılı da isterseniz içerisinde gold yansımalı olan da var zaten. Hemen bunun arkasından kirpik diplerimi çok hafif koyulaştırmak için Mac'in Teddy isimli olan kalemiyle birazcık şöyle üst kirpik diplerimi koyulaştıracağım. Ve bunu da... Küt uçlu bir fırçayla birazcık dağıtacağım. Dışarı doğru hafifçe dağıtıyorum. Bu şekliyle ışıltılın üzerindeki kahverengi birazcık daha yumuşamış oldu. Şimdi bunun da üzerine gelelim maskara uygulamaya. Maskara olarak da bugün çok sevdiğim maskaralardan bir tanesi L'Oreal'in Bambi Eye False Lash isimli olan bu klasik maskarasını kullanacağım. Bu şekilde maskarayı da uyguladıktan sonra sadece üst kirpiklerimi uyguladım. Alt kirpiklere boş bırakıyorum. Daha böyle doğal göründüğünü düşünüyorum. Çok düşürmüyor yüzümü bu şekilde. Şimdi bunun üzerine gelelim allık uygulamaya. Allık olarak da Rival Loves Me markasına ait olan bu çok sevdiğim stick allıklardan. Elimdeki 02 numaralı olan Magnolia renginden. Daha ışıltılı, hafif ışıltılan böyle simli gibi değil. Ve böyle çok taze bir görüntü verdiği için bundan yüzüme şöyle biraz bırakacağım. Sonra da bunu hemen parmaklarımla dağıtacağım. Altta da bir ten ürünü olmadığı için o kadar kolay oluyor ki dağıtması tabii ki. Normalde hani fondöteni kaldırır mı endişeniz oluyor ama gerçi bu ürün öyle bir şey yapmıyor. Çok güzel bir allık bu. Bu haliyle allık da böyle pemiş vermiş gayet sağlıklı gösteren güzel bir allık. Şimdi bundan da sonra arkasından kaşlarımı herhangi bir ürün uygulamayacağım. Böyle çok çizilmiş gibi kaş istemiyorum. Sadece sabit durması açısından ve jöle gibi de durmadığı için yine Nixin Bare With Me serisindeki bu Brow Setter isimli olan ürünüyle kaşlarımı sadece şöyle bir fırçalayacağım. Bu böyle kremsi beyaz bir ürün. Dolayısıyla da kaşlarınızda böyle dağıldığında zaten hiçbir şekilde beyazlık kalmıyor. Jöle gibi de durmuyor. Ama kaşları da sabit tutuyor aynı zamanda. Bu haliyle kaş ürünü de tamamladık. Ne kaldı geriye? Bir tek rujumuz kaldı. Ruj olarak da bu makyajda daha çok uyacağını düşündüğüm için Bobbi Brown'un Crush Lip Color isimli olan bu serisindeki mini rujlarından elimdeki Bey rengini uygulayacağım hemen. Kremsi bir ruj ama çok da güzel. Çok sağlıklı bir pembe tonu var. Hemen sürüp geri dönüyorum. Rujumu da sürdüm. Biraz da şöyle dağıtıyorum ki daha doğal dursun. Böyle birazcık azalttım aslına bakarsanız daha böyle hafif durması açısından. Makyaj böyle eni konu fondötenli bir makyaj olmadığı için rujun da kalem gibi çizilmiş bir ruju olmaması benim daha çok hoşuma gidiyor. Ve makyajın sonuna bu şekilde gelmiş olduk. Benim fondötensiz yaz makyajı, günlük sürekli uyguladığım makyajım aslına bakarsanız bu şekilde. Genellikle dediğim gibi ten ürünü uygulamayı çok fazla sevmediğim için cildimde karma bir cilt olduğu için ve böyle aşırı nemli günlerde de aşırı havadaki nem fazla olduğu zaman ve sıcak olduğu zaman da cildimden de çok fazla nem kustuğu için benim o yüzden fazlasıyla böyle BB kremler, fondötenler kullanamıyorum. Güneş kremin üzerine hemen bir göz makyajı. Göz makyajında da çok basit bir iki tane far ve hemen maskarayı uygulayarak bir de ruj sürüp hafif bir ağlıkla makyajı tamamlamış oluyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir bu video. Videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna basmayı, kanalıma yeni geldiyseniz abone olarak zil işaretine basmayı unutmayın. Aynı zamanda beni Instagram'dan da takip ederseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.